CHP'nin önemli isimlerinden İsmet İnönü referandum evet diyeceği için ihraç edilmiş partiden. Sence bu demokratik açıdan, yani CHP'nin bu tavrı evet diyeceği için ihraç etmesi doğru mu? Ya şimdi CHP'ye baktığımız zaten hani demokrasiyle çelişiyor. Hani her yaptığı şey demokrasiyle çelişiyor. Sadece söylemler var. İcraat yok bildiğiniz gibi yani. Demokrasiyle tabii çelişiyor yani. Peki önemli bir isim ya sonuçta. Başka bir partiye geçme durumu olur mu sence? Vallahi. Sadece İsmet İnönü'nün yani. İsmet İnönü mü? İsmet İnönü geçse ne olur, geçmese ne olur bu saatten sonra? Niye? Bilmiyorum artık yani. AK Parti'ye geçse mesela oyları artar mı? Bilmiyorum valla arasını. Yani geçse ne olur, geçmese ne olur diyorsun. Bu yaştan sonra bir katkısı olmaz diyorsun. Yani. 5. sınıfım. Maşallah, hangi bölüm? İşletme. Peki bazı partiler evet diyor, bazıları hayır diyor. Kendi görüşlerine aykırı milletvekillerini ihraç ediyorlar. CHP'nin önemli isimlerinden İsmet İnönü referandum evet diyeceği için ihraç edilmiş partiden. Sence bu demokratik açıdan, yani CHP'nin bu tavrı evet diyeceği için ihraç etmesi doğru mu? Hayır, değil. Herkes düşüncesini söylemekte özgürdür. Demokratik bir ülkede yaşıyorsa bunun için ihraç etmemeleri lazım yani. Evet dediği için. Hayır, CHP'de İsmet İnönü evet dediği için ihraç edilmiş. Anladım. Bilmiyorum neyin ne kadar doğru olduğunu. AK Parti'ye de geçebilirmiş. AK Parti'ye geçerse oy kazandırır mı İsmet İnönü? Olsun CHP'de veya hani AK Parti'de olursa olsun, hani insanın kendi fikridir. Onun evet diyeceği için yanlış bence. Ama ben hani genel olarak benim kanım hayır tarafı. Sen üniversite öğrencisin. Hangi üniversite bölüm? Edebiyat bölümü. Nerede? Kırşehir'de. Üniversite öğrencisin. Evet. Yeni mi kazandın? Kaçıncı sınıf? Evet. Üçüncü sınıf. Hangi bölüm? İstanbul Hukuk. Adın hangi bölüm? Fizik. Evet, fizik. Peki Taner, bazı partiler evet diyor, bazıları hayır diyor. Hayır diyen partilerde evet diyen isimler partilerden ihraç ediliyor. İsmet İnönü referandumda evet diyeceği için İhraç edildi. Ya önemli bir isim. Ya doğru. Önemli bir isim. Peki bunlar demokratik bir hareket mi? Ya tabii ki doğru değil de. Çünkü herkesin demokratik olması lazım. Bir partinin içinde evet diyorsa evet diyebilir, hayır diyorsa hayır diyebilir. Ya bunun olmaması lazım ama yapıyorlar. Ben bunu partili olmadığım için bilemiyorum yani, partinin içinde olmadığım için. CHP ihraç ettiği için oy kaybeder mi? Sanmıyorum, kaybetmez. Kişi için oy kaybedeceğini sanmıyorum. Evet, üniversite. Hangi bölüm? Anaokulu öğretmenliği. CHP'de İsmet İnönü evet diyeceğini açıkladığı için Kemal Kılıçdaroğlu İzmir mitinginde ihraç ettiğini açıkladı İsmet İnönü'yü partiden. Sence bu doğru bir adım mı? Vallahi kişiden kişiye göre değişir. Yani bilemeyeceğim. Bana göre doğru ama başkasına göre yanlış olabilir. İhraç edilmesi evet diyeceği için, CHP'ye uymadığı için ihraç edilmesi doğru mu İsmet İnönü'nü? Yanlış değil mi? Yanlış. Peki bu noktada ne yapılması gerekiyor? Başka bir partiye geçerse İsmet İnönü oy kazandırır mı? Vallahi bilemeyeceğim yani, kişiden kişiye değişir o. Yani bilemeyeceğim. Siz başka partiye geçti İsmet İnönü CHP'ye oy vermez misiniz artık? Yani şahsen vermezdim ben. Tamam, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben Semih Kuzu. Nide Turizm mezunu. Sen sonunu İsmet İnönü'nü de gördük. İhraç edildi partiden evet diyeceği için. Sence demokratik açıdan bunlar doğru mu bu 2010 yılında? Bence böyle bir şeyler olmamalı. Zaten isteyen istediği oyu verebilir. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Hukuk ülkesinde yaşıyoruz. Böyle şeyler olmamalı bence. Peki o isimler, ihraç edilen isimler AK Parti'ye geçtiğinde veya MHP'ye geçtiğinde, İsmet İnönü MHP'ye geçerse oy kazanır mı yani MHP? Kazanabilir, ne diyeyim. Ya kişisel oylar da var çünkü. Peki CHP oy kaybeder mesela. Ne kadar oy kaybeder bu durumdan dolayı? Kaybedebilir, bilmiyorum.